evlerden nasıl çıkacağım belli olmazken 600 metre sonra Ümitciğimle birlikte gezmeye gidiyorum. Nereye gidiyorum bilin. Nereye yapacak? Malzemecilere falan. Malzemeci Süleyman'a gidiyoruz bu sefer diyorum. Laptopumuza malzeme alacağız. Baktım var ya, parktan geldim. Ümit hemen gidiyor. Hemen oturdum arabanın önüne. Hemen kaçıyormuş benden. Hiç de beni aramayacakmış. Yollarda arayacakmış. Ortada mahallenin bekar kızı gibi, genç kızı gibi dolaşıyor. Ya ne yapabilirim? Ama ben aşağıda parkta, yukarıda caddede. Ama ben sensiz yürüyerek gezeceğim. Bak bir yerde kayboldum. Videoda göreceksiniz. Bu mahalleyi gerçekten yürüyerek hiç bilmiyorum. Bildiğim yollar araba yolları, aralardan falan. Bir yerde böyle kaybolurken normale döndü yol. Her yer aynı yerlere varıyor. Ya sana o öyle. Bana da Giresun'da her yere varıyor. Ama burası büyük yani. Ama komşum sitelerin oraları, Mevlana konutları, oralar ne kadar güzeller. Hani böyle kendilerini mahalleden ayırmışlar, kendi yerlerini kurmuşlar. Sen belki de sen bile gezmedin öyle. Bu akşamki videomu sen baştan sona izle. Öyle işte. Parkta da kimse yoktu. Bir aşağı bir yukarı koştuk durduk. Semazenler döndük. Güzel eğlendik. Ben kapatayım. Şoförüm. Göremiyor canım. Tehlikeye atmak istemem. Ümit çok tatlısın. 500 metre sonra sağdaki çıkış ekili. Az önce. Sensin tatlı. Biliyorum. Öyle diyorum. Çok tatlısın diyorum. Nereden biliyorsun lan? Ben biliyorum tatlı oldum. Baksana görüyorum çok tatlıyım. Kim dedi sana? Ben demedim. Ben kendim sağdaki dedim. Sağdaki çıkış ekili. Kendi kendime dedim ben. Ümit tatlı değil miyim? Baksana. Ben senden bir şey isteyeceğim herhalde. Seni öyle mi kandırdılar? Ümit ben senden bir şey isteyeceğim herhalde. Çok tatlıyım baksana. Yok. Bana göre şu an Süleyman tatlı. Değil mi? Çünkü işini halledecek. İşini halledecek. Tamam. Bu da işe yaramadı. 600 metre sonra bir şey dümdüz ilerleyin. Gelim. Mekan olarak 500 evlere mi gidiyorduk? Hmm. 500 evlerden bir abla var, oturuyor. Biliyorum, bana hep yazıyor. 500 evlerin Oğuz Caddesi'ni gezmeye geldiğimde ona, o bana özelden ulaşırsa ona uğrayacağım. İnşallah bu videomu da izler. Bunu da duyar. İzleyeceğinden eminim. Senin iyi izliyorlar ama. Yani mercimeği yıkamadığını görmek istiyorum. 500 metre sonra. Ama dün çok hastaydım. Ne yaptım bilmiyorum. Ümit yıkamamış mercimeği geldi. Yani o Ümit diyor ki diyor çok güzel diyor. Ya çorbaya limon katmayı gereği duydum. Demek ki yıkanmamış. Vallahi bilmiyorum ama hani dün hiçtim yani. Bugün iyiyim. Yani düşünün. Kaç günlük yorumu dünden beri bugün bitirdim. Ama dün böyle videoda çekmek istiyorum. Hani çekmesem çekmem ama çekmek istiyorum her anımı. Ya var ya, o kadar video çektiğim halde çekmediğim o kadar zaman var ki. Mesela dün kızlar bileklik ördüler. Onun videosu var. Onlara başka çocuklar da var içinde, işte atamıyorum. Onlar onu anlatacak diye. O kadar çok şey var ki, bir sürü. Çocuğun doğum gününü yayınlayamadık ya. Sen bunu söyledin mi? Yok, söylemedim. Olsun. Bilmiyorum o konuyu. Öyle yani. Kimseyi rahatsız etmek istemiyorum bu konuda. Aa, bir cami gördüm. Sağa dönün. Ardından sağa dönün. Size de göstereyim. Burası ne? Merkez cami mi? Burada da cenaze var. Ay, cenaze varmış. Mekan cennet olsun inşallah. Dükkana geldik. Allah'ım, burada bir rahatlıktan ölen bir kedi var. Nasıl uyumuş öyle elinin üzerine ya? Thank you.
Ümit'e kolay gelsin. Saat şu anda 2 ve ben eve çıkıyorum. Kolay gelsin canısı. Tabii bizim heyecansız günümüz geçer mi? Geçmez. Su boru patlamış. Suyu kestik. Tabii buralar ıslandı ama Ümit Bey halledecek. Vanayı kapattım ben. Böyle. Adrenalinsiz olmaz. Allah'tan evdeydim. Evi su basın. Göktuğ korkmuş sudan. Değil mi oğlum? Evet. Sesinden. Allah'tan ki evdeydik. Evi su basmadı. Şükür Sevilla eve gelebildi bugün. Şükür bitirebildi dışarı işlerini. Dışarı işleri derken tabii ki Ümit'le gitti, geldi, gezdi, dolaştı. Dişçisi, mişçisi. Tutturamadım bir türlü. Yemeklerim vardı da ondan bu kadar rahat takıldım. Dünler et yemeğim vardı, pilav vardı, fasulye yemeğim vardı. Hani yemeğim olduğu için sadece bir kanat kızartılacaktı. Onun için rahat rahat takıldım yani. Marketten alışverişi yaptım. Sessiz bir alışveriş oldu. Çünkü market iftar üzere bayağı kalabalıktı. Bunları böyle küçük ateşte sıra kadar kızartsınlar. İftara da yarım saat pişti. Kafelan var. Tam işte bir tavalık pilavlarının yanına. Bir de mercimek çorbası da var. Yıkanmayan mercimek. Bir de salata yapayım. Başka da bir işim yok bugün yemekle. Bunları böyle buharda değil yani ateşte. Hani olay tamam. Marketten neler almışım? Onları buraya getireyim. Hep saldım. Masaya gitsin. Soda aldım. Soda gidecek. Sahura hiç poğaça yapmadım. Bu akşam börek yapacağım. Gerçi de şey de yapmayı düşünüyorum. Hani önümüzdeki günlerde peynirli poğaça. Sahurda yaptığımı sabahta çocuklara beslenmeye koyduğum için benim için iyi oluyor. Sana şöyle kadife tatlısı aldım. Çubuk kreker. Sosis, bir paket makarna, maya, bu da beslenmelikler, tost ekmeği. Yoksa mesela o tost ekmeğinde tostu çok sevmiyor.
de kıyma vardı bende. Kıymalı börek yapacağım. Baklavalı köfteyle yapacağım böreği. Bir porta almışım. Hiç fark etmemişim. Ama biz fındık bahçesinde içiyorduk. İçiliyor herhalde. Emin'in dana sucuğunu almışım. Şu 75 lira. Şu sadece 75 lira. Yani gerçekten orası. Şöyle market alışverişinden de göstermiş oldum. Ekmek aldım. Şöyle dedim geceye. Geceye güzelce bir ne yapayım? Börek yapayım çıtır çıtır. Bir de çay demleyeyim. Günümüz gerçekten son günlerde daha çok acıkmaya başladı. Daha iyi şeyler yemesi gerekiyor gece. Ama yani gerçekten tabii ki herkes tutuyor. Her çalışan tutuyor ama Ümit'in gün boyu gözümün önünde olduğu için sürekli konuşma böyle. Sürekli Allah ona öyle bir güç kuvvet veriyor. Şükürler olsun hasta doğuklu. Zaten buraya vurmasam bir şey olurdu. Bozar doğrucu. Hani işte böyle şey batıl inançlarımız, koca kar hareketlerimiz falan. Hiç bozmadı yani. Allah yani tutanlara ben değilim, oruç değilim. Yalan söyleyemem. Şu Allah'ın bildiğini kullan. Hiç esirgeyemem. Ben değilim. Olmuyor yani. Daha çok hasta oluyorum. Yani ben sistemin çökmemesi gerekiyor. Allah affetsin beni. Demek benim yerime de tutuyor. Şaka. Ben böyle devam edeyim. Salata yaparken görüşürüz. Mutfak moduna girdim. Aslında o da son yarım saat falan var. Son yarım saate de salatamı bıraktım. Ağır ateşte de kanatlarım kızarıyor. Bugün de güzel geçirdik vallahi. Siz bir şey anlatayım size. Sabahtan malzeme almaya gittik ya. Yanlış oldu. Bir kere daha gittik. Geldik. Yanlış oldu. Bir kere daha gittik. Üç kere gittik bugün malzeme almaya. Demek bugün perişan oldu. Sonra bir tane daha aldı geldi. Eğer uyumazsa televizyon ledleri. Yeni model olduğu için onların ledleri daha çıkmamış. Yani tekrar ayarlamaya çalışacaklar. Ben de gittim geldim. Dükkanda sütü unuttum. Gerçi bozulmaz süt de. Ümit şimdi birazdan gelir. İftara kadar pişer mi? Süt de pişireceğim daha. Sütlaç istedi benden. Yarın yaparım sütlaçla. Hem yemek yaparım hem sütlaç yaparım. Çok iyi bir yaptım kameramı. Şu tam şurası da şöyle istediğim gibi tutmadığı için ayarlayamamakla birlikte nasıl duruyorsa artık ona kanaat getirdim. Oldu şimdi en azından biraz daha iyi. Kapağında soğan var. Hayal verir misin? Şu dolap var ya. Hı hı. Kapağında soda var ya. Bir şey olmadı. Bir de o kapaktaki limonu da masaya götür. Baban sonra da limon ister. Kesin ben ya. Ben onu koyup
idareli kullanmışım puanımı. Yok ya, idareden değil, o kadar lazım olmuş. Hemen de hiç kimse izlemez, o sadece orayı izler. Ay sevgili puan da idare ediyor. Alın anne. Hı hı, yarısını götür. Yarısını çekin yetin zamanı götürüyor. Fark etmez. Nasıl istersen. Şurada yiyelim bir tane, tamam mı? Tamam. Bunu yine al, oraya koy. Ne? Şu salatanın üzerine zeytin de getir birkaç tane. Tamam. Ne? Koy bunun üzerine zeytin. Ne? Koy bunun üzerine zeytin. Yok, 5 tane koyduk. Hayalde mutfaktayız. İş güzel kızı. Yani çok iş yapan kızı. Ne yapalım hayalde, biz pasta şöyle yapıyoruz. Şu limonun da kenarına koyayım ben. Koy. Güzel oldu. Turşu biberi de götür. Ben kimse yemiyor. Ben bir tane iki tane yiyorum. Annemin olmazsa olmazı bir tane iki tane. Çünkü hasta oluyorum sürekli. İyi geliyor bana. Normalde ben de çok acı yiyen biri değilim ama... Bu sene yiyorum. Şu mutfak biraz da olsun topluysa, işlerden sonra hemen toplanıyor ya ortalık. Bayılıyorum ona. Dükkana kahve içmeye kaçarım. Çocuklara tablet veririm. Onlara tablet vermiyorum. Öyle aşağı falan ineceksem veriyorum. O zaman çaya kalkmıyorlar. Şeyim tamam. Mutfaktan iyi akşamlar diliyorum. Masamı çekerim. Yemeklerimi çekerim. Hayalle biz yaptık. Çok hayal. Evet. Başardık bu akşam da. Yetiştik. Son anda. Ben ve panik ataklarım. Gelsene. Her ben akşam bir tane Yeşilçam film izliyoruz. Dün akşam Kanlı Nigar'dı. Bu filmin adı ne Barış Manço'nun? Barış Manço'nun bir tane filmi var zaten. Yok mu? Ne nazar eyleme? Karne foto kağıdı gibi sıfırlamış. Baba bizi eversene. Babana bundan bahsetmesen iyi olur. Deli misin be Mahir abi? Ezan okunacak şimdi. Hadi eyvallah. Yağmurlu bir... Yağmurlu olunca perdeyi açmıyorum. Üşüyorum. Hayal oturmuş yiyordu. Dedim ki dur bekle. Çok az kaldı. Böyle. Taze fasulyemiz, mercimek çorbamız, Ümit taze fasulye istedi. Mercimek yemedi. Ders kitapları babacığım. Bu şekilde masamız. Biraz da kendimi çekeyim. Beni hiç kimse çekmiyor. Ben böyle kendi kendimi çekiyorum. Göktür. Gel gel. Hayal de burada, Göktür de burada. Ümit Bey de burada. Bu şekilde iftar saatini yaşıyoruz. Ümit Bey afiyet olsun. Evet, ben içmeden iftar olmuyor değil mi? Ben şunu kapatayım. Hem şey müzik hem ezan. Allah kabul etsin oruçlarımızı. Oruçlarını. Herkesin inşallah. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, bizimle kalın. Verdiğiniz destekler boşa değil. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Annemin çipin olmasına çok az kaldı. Bir abone son. Sen ne diyeceksin? İyi akşamlar. Yumurtalı mı aldın? He. Hadi afiyet olsun. Fark ediyorum.